Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere klasik bisküvili pastalardan sıkılanlar için evinizde bisküviler varsa değerlendirmek istiyorsanız harika bir tarifle geldim. Sadece iki paket e, bisküvi kullanarak e, bir tepsi çok güzel bir tatlı yapacağız. Damalı bisküvili pasta tarifi nasıl yapılır? Hemen tarife başlayalım. Şimdi önce kremasını yani muhallebiliği kısmını hazırlayarak başlayacağız. Bunun için 1 litre sütü tenceremize alalım. Üzerine şöyle tepeleme dolu 2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası ekliyoruz. Ben mısır nişastası kullanıyorum bu tür krema tariflerinde arkadaşlar. Şöyle çok tepeleme olmadan dolu dolu 3 yemek kaşığı da un ekliyorum. Şimdi nişasta hemen tabanına çöktüğü için biraz zorlanacağız karıştırırken. Bir su bardağı da toz şeker ekleyip ocağın altını açmadan önce topak kalmayacak şekilde iyice bir karıştıralım. Hepsi karıştıktan sonra ocağımızın altını açıp kaynamaya bırakıyoruz ve kaynamaya başlayana kadar sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar. Hem kremamızın lezzetli olması için hem de topaklaşmaması tabanına yapışmaması için bu önemli bir detay. Kaynamaya başladıktan sonra 50 gram kadar şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı veya margarin bir pakette vanilya ekleyip ocağımızın altını kapatıyoruz ve çırparak eritiyoruz. Şart değil ama şöyle 40 gram kadar beyaz çikolata da ekledim. Bu beyaz çikolata gerçekten kremanın lezzetini arşa çıkarıyor arkadaşlar. Ne krem şanti gibi, ne krema gibi. Yarım paket bu çikolatadan eklemeniz kremanızın çok lezzetli olmasına yeterli oluyor. Ama şart değil. Yoksa eklemeyebilirsiniz tabii ki. Bakın sadece bu şekilde bir paket kakaolu bisküvi bir pakette ee, normal düz petibör bisküvi kullanacağım. Şimdi bir kakaolu bir sade olmak üzere 21-21 santimetre 21 çapındaki tepsime diziyorum. Aslında bir tık daha e, bu bisküvilerin boylarına göre tepsi çıkarsalar çok daha iyi olacak. E, hep bir kısmı biraz küçük geliyor. Kenarlarını kırarak boşlukları doldurarak yerleştiriyorum. Tabii ki sorun değil bu. Daha büyük tepside yapabilirsiniz. Ben 4 katlı yaptım. 3 katlı yapıp biraz daha büyük bir tepsiye yapabilirsiniz. Veya bisküvi oranını biraz daha artırıp bu tepsiden bir tık daha uzun bir tepsi kullanabilirsiniz. Sizin ayarlamanıza kalmış. Tabanı yerleştirdik böyle dama şeklinde. Hemen şöyle 3 kepçe kadar kremadan ekliyorum. Sıcak sıcak gördüğünüz gibi kremamın soğumasını beklemeyeceğim. Çünkü bisküvileri ıslatmadım. Muhallebinin sıcağıyla bisküvilerin böyle kek kıvamına gelmesi, yumuşaması gerekiyor. Islatmış olsaydım e, böyle çok e, hamur haline gelmiş bisküviler olurdu. Bu yüzden ıslatmıyoruz. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bisküvileri ıslatmayın. Hemen ikinci sırayı diziyorum gördüğünüz gibi üst kısmına. Yine sığmayan bisküvilerin o 1 mililitre, 1 milimetrelik mililitre mi dedim. Milimetrelik kısımlarını keserek dizmeye devam ediyorum. Dizerken birbirine sıt gelecek şekilde renkleri de ayarlamayı unutmayın ki dilimlerimiz kestiğimizde güzel görünsün. Yine 3 kepçe kadar krema döküp yaydırıyorum üzerine. Şimdi aslında bunları yaparken anlatmak, seslendirmek çok daha iyi oluyor. Bizim evde sürekli bir ses olduğu için arkadaşlar ben bu imkanı artık bulamıyorum. Şimdi videoyu üzerinden seslendirirken de görüntü akarken de konuşmak biraz zor oluyor. Bazen kelimeler ağzımdan yanlış çıkıyor. Ee, o yüzden özür diliyorum, kusuruma maruz görün diyorum. Ve üçüncü kata da dizdim. Gördüğünüz gibi yine 3 kepçe muhallebi ekleyip hemen dördüncü ve sanırım son katı diziyorum. Evet, artık e, bisküviler tam sağıyor. Yanlış diz, dizilim oldu. Hemen aldım. Tam sağıyor. Kırmama gerek kalmıyor. Birazcık genişleyince. Şimdi tencerenin tabanında kalan bütün kremayı da üst kısmına ekliyorum. Bisküvilerden de ikişer üçer tane e, kakaoludan ikişer üçer iki ya da üç tane de e, sade olandan kalıyor arkadaşlar paketin tabanında. Bu tepsi de yapıp bu ölçüde yaparsanız o kalanları da şöyle rondodan geçirdim un haline getirdim pastamızın üstünü süslemekte kullanacağız. Bakın ne kadar ekonomik. Bunun için tekrar malzeme eklemenize hiç gerek yok. Kalan bisküvileriniz değerlenmiş olacak ve pastanızda çok güzel bir görüntü olacak. Hemen şimdi soğuması için önce birazcık tezgahın üzerinde bekleteceğim. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım ve 1-2 saat kadar bekleteceğim. Benim zamanım çok kısıtlı olduğu için 1-2 saat kadar bekletiyorum. Ee, gün ışığını kaçırmadan finalini çekmem gerekiyor. Siz vaktiniz varsa 5-6 saat 4-5 saat kadar bekletin arkadaşlar. Çünkü bekledikçe güzel dilimlenen lezzeti artan bir lezzet. Hemen dilimliyorum gördüğünüz gibi. Büyükçe dilimler yapacağım. Ama oldukça böyle e, doyurucu bir pasta olduğu için daha küçük dilimlerde servis edebilirsiniz. Bir büyük dilim biraz fazla gelebilir insanlara ikram ederken. Tabi herkesin iştah e, iştahıyla alakalı bir durum. Şöyle kenar kısmına çıkaracağım. Her zaman olduğu gibi kenar kısmı çok düzgün çıkmaz arkadaşlar çıkarken. Çünkü çok e, itelenip zorlandığı için. Ee, parçalanma oluyor onu bir kenara alacağım gördüğünüz gibi videolarımda hile e, hurda yok her şey gözünüzün önünde hemen şöyle orta dilimi de çıkarıp nasıl güzel göründüğünü göstermek istiyorum bakın görüntüsü bu şekilde bir kat siyah, bir kat beyaz olacak şekilde çok güzel bir pasta oluyor arkadaşlar. Klasik bisküvili pastadan sıkıldıysanız mutlaka bu lezzeti deneyin. İnanın lezzetine bayılacaksınız. Eminim bundan e, misafirlerinize de çok şık bir sunum şeklinde e, sunabilirsiniz. Bugün de beni izlediğiniz için yine gönülden teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. E, bu videonun da sonuna geldik. Yepyeni tariflerde yeniden görüşebilmek dileğiyle sağlıkla kalın, hoşçakalın.